Evet arkadaşlar, şimdi tırnaktaki probleme yönelik bir düzeltme yaptık, çarkladık, temizledik. Şimdi en büyük sıkıntı hayvanlarda tırnak iltihabı. Hemen gösterelim, yanaş şöyle. Yanaş, arkadaşlar görüyorsunuz, bak sıktığım an şu bölge iltihaplı bölge. İltihaplı. Tamamen yumuşamış ve çatlamış tırnak. Bunun tedavisi tırnak kesiminden daha ziyade arkadaşlar. Mutlaka tırnak bakım jelleri var bu şekilde. Görüyorsunuz. Tırnak koruyucu özelliği. İçinde aloe vera dediğimiz bir bitki var. Tamamen tırnağın yapısını güçlendiriyor. Tırnaktaki epitel hücreleri geliştiriyor arkadaşlar. Oradaki bezle saracağım mı? Tabı da kurutuyor. Dezenfektan etkisi var aynı zamanda. Dezenfektan etkisiyle ve hücre yenileme özelliğiyle hızlı bir şekilde oradaki dokuyu onarıyor. Tırnağın iyileşmesini sağlıyor. Arkadaşlar çünkü tırnak bakımı çok önemli. Çünkü besleyi biz ne yapıyoruz arkadaşlar? Hayvanlardan maksimum derecede et verimi elde etmek. Amacımız kısa sürede hayvanları besleye getirmek. Ama tırnak problemi olan bir hayvan mümkün değil. Et verimi hızlı olmaz arkadaşlar. Hatta zayıflar, büyük bir kaybınız olur. Mutlaka besledik hayvanlarınızda mümkünse düzenli bir tırnak kesimi yapmak lazım. Düzenli bir tırnak kesimi arkadaşlar. Çünkü bu hayvanın tırnak kesimini yapmamış olsaydık bu iltihap problemini görmeyecek ve tırnağı tedavi etmemiş olacaktık. Bu arkadaşlarımız kurban amaçlı besi yapıyorlar. Kurbana yönelik hayvan yetiştiriyorlar. Dolayısıyla mutlaka yılda bir kez sürü bazında tırnak bakımı yaptırıyorlar. Ve bunun faydasını da çok görüyorlar arkadaşlar. Çünkü hayvana, bu olmazsa besi yapamak Ahmet abi. Tabii hayvana yem veriyorsun ama o hayvan o yemi değerlendirmiyor. Çünkü yem çok pahalı. Dolayısıyla biz vermiş olduğumuz yemden maksimum verimi elde etmemiz lazım. Çünkü karlılık açısından. O yüzden mutlaka yılda bir kez düzenli bir tırnak bakımı yaptırmak şart arkadaşlar. Mutlaka tırnak bakımını es geçmeyin. Bu keza süt veren ineklerde de geçerli. Çünkü dişi hayvanlarda tırnak problemleri o hayvanın süt vermesini engeller. Hatta döl verim üzerine olumsuz etkileri var. Hayvanın gebe kalmama üzerine de etkisi var. Mutlaka tırnak bakımını yılda bir kez ya da 6 ayda yaparak 2 kez tekrarlıyoruz arkadaşlar. Burada görmüş olduğunuz besi hayvanlar arkadaşlar. Bunlar kurbana hazırlanıyor. Ve bunlar da bir tırnak bakımlarını yapacağız bunların sırasıyla. Tırnak bakımını yap. Nereye başlayalım?